Merhaba değerli izleyiciler. İsrafın haram olduğunu bilmeyenimiz yok. Hepimiz Cenab-ı Hakk'ın şu ayetini biliyoruz. Allah israf edenleri sevmez. Hatta bazen başkalarına da böyle telkinde bulunuruz. İsraf etme, Allah israf edenleri sevmez deriz. Buna rağmen çoğu defa da israfa yönelmekten, saçıp savurmaktan en azından bazı şeyleri geri kalmaz. Bunun sebeplerinden birisi niçin israf yasak kılındı konusunu dikkate almayışımız diye aklımdan geçti. Çünkü insan bir şeyin gerekçesini bilirse biraz da o konuda dikkatli olur. Cenab-ı Hak niye israfı yasakladı? Niye israfı haram kıldı? Niye israf edenleri sevmem buyurdu? Çünkü israf uluhiyete bakan yönüyle Cenab-ı Hakk'ın şe'nine, şuunatına, güzelliklerine aykırı. Cenab-ı Hak kendisi hakim, adil, her şeyi yerli yerinde yapan mukasid. Onun Esma-i Hüsna'sından birisi de bu. Her şeyi nasıl yapmak gerekiyorsa o şekilde yapan. Baktığımız vakit lüzumsuz bir organımız var mı? Hilkatte, yaratılışta lüzumsuzluk, israf, abesiyet var mı? Dünyada yaratıklar arasında yine israfın söz konusu olduğunu söyleyebilir miyiz? Kainatta israfın söz konusu olduğunu söyleyebilir miyiz? Haşa. Kainat baştan sona kadar iktisada dayalı bir hilkatin göstergesi. İnsan bedeni aynı şekilde iktisada dayalı bir yaratılışın adeta göstergesi, simgesi. O halde biz de Cenab-ı Hakk'ın bu şe'nine tabi caizse bu şe'nini dikkate alarak iktisatlı olmamız lazım. Lüzumsuzluktan, gereksizlikten her açıda, her konuda kaçınmaya çalışmamız lazım. Bir yönü bu. Uluhiyete bakan yönü dediğim bu. Bunun çok detayına yoğunlaşabiliriz. Bir de ubudiyete bakan yönü var. Nedir o? İsraf, şükürsüzlüğün göstergesidir. Şükür Risalesi'nde bu çok net biçimde ifade ediliyor. Ve deniyor ki orada şükrün, Allah'a şükretmenin mikyası, ölçüleri kanaat etmektir, yani tutumlu olmaktır, iktisatlı olmaktır, rıza göstermektir Allah'ın nimetlerine, memnuniyet duymaktır Allah'ın nimetlerinde. Bunlar varsa şükrün ölçüleridir bunlar. O kişide şükür var anlamına gelir. Eğer bunların zıttı varsa, yani israf varsa, hürmetsizlik varsa, haram helal duyarlılığı yoksa şükür yoktur. Bunlar da şükürsüzlüğün ölçüsüdür. Tekrarlıyorum, israf şükürsüzlüğün ölçüsüdür. Saçıp savurmak şükürsüzlüğün ölçüsüdür. Allah'ın nimetlerine karşı memnuniyet duymamak şükürsüzlüğün ölçüsüdür. Madem ki Cenab-ı Hak hem şe'ni, şuunati ilahiyesi itibarıyla iktisat içindedir tabiri caizse, her türlü israfattan Cenab-ı Hak münezzehtir, uzaktır. Bizim de iktisada dayalı bir hayat yaşamamız gerekir. Ve israftan her açıdan uzak kalmaya çalışmamız icap eder. İcap eder yapabildiğimiz ölçü. Şimdi baktığımız zaman mesela Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Allah zalimleri sevmez, fasıkları sevmez, kafirleri sevmez. Niye? Bunların hepsi şumuhat-ı ilahiyeye aykırıdır. Allah kendisi adildir ve rahimdir. Zulmedeni sever mi? Fasık olan Cenab-ı Hak sever mi? Merhametsizlik yapana Cenab-ı Hak sever mi? Cenab-ı Hak muktasıttır. Her şeyi yerli yerinde yapmaktadır. Hiçbir abesiyet ve lüzumsuzluk yoktur. O halde biz de böyle davranırsak eğer Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, muhabbet duyduğu kullar arasına kendimizi bir anlamda katmış oluruz. Fiili olarak inşallah. O halde her türlü israftan uzak kalmamız lazım. İsraf dendiği zaman çoğu defa biz yeme ve içmeye dönük israfı hatırlıyoruz ya, hepimiz biliyoruz ki israf bununla sınırlı değil.
Ömrümüzü israf edebiliriz. İlmimizi israf edebiliriz. Duygularımızı israf edebiliriz. Hayallerimizi israf edebiliriz. Hayatımızı israf edebiliriz. Allah'ın verdiği organlarımızı israf edebiliriz. İsraf aslında Allah'ın verdiği imkanları, nimetleri kulluğun dışında bir biçimde kullanmanın adıdır. Çok geniş bir tarif yapacak olursun. Bu halde Allah'ın her türlü nimetine karşı, ihsanına karşı şükürle mukabele etmeliyiz. Veliş maksadına uygun biçimde kullanmalıyız. Duyarlı olmalıyız. Memnuniyetimizi ifade etmeliyiz. Ve bunun zıttı olan şükürsüzlükten, hürmetsizlikten uzak kalmalıyız. Ta ki Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, muhabbet duyduğu kullar arasına girebilir. İsrafın haramlığının, yasaklığının bir başka boyutu da bizim sosyal hayata bakan boyutudur. Mesela ekmek israfını ele alalım. Enerji israfını ele alalım. Sebze ve meyvelerdeki israfı ele alalım. Rakamlara baktığımız zaman gerçekten çok ürkütücü rakamlar söz konusu olduğunu görüyoruz. İsraf edilmesi açısından. Mesela günde ülkemizde ortalama 6 milyon civarında ekmeğin israf edildiği söyleniyor. Ne kadar dramatik, ne kadar hürmetsizlik, şükre ne kadar aykırı. 6 milyon ekmek ayakladı diye, kurudu diye, fazla aldığımız için, ihtimamsız davrandığımız için 6 milyon civarında ekmek zayi oluyor diyor. Bunun bir yıldaki ekmek sayısı 2 milyar 100 milyona tekabül ediyor. Bir yılda 2 milyar 100 milyon ekmeği israf etmek ne demektir? Böyle bir toplum bunun hesabını Cenab-ı Hakk'a verebilir mi? Mesela sebze ve meyvelerin israfına baktığımız zaman yine uluslararası gıda israfıyla ilgili araştırma yapan uzmanlar diyorlar ki normalde sebze ve meyveler tarladan çıkıp da üreticiye gelinceye kadar %13, %15, bazı yerlerde %20'ye yakın oranda israf ediliyor. Fakat ülkemizde daha korkunç boyutlarda bunun ulaştığını görüyoruz. Mesela tarladan çıkartılan ürünün tüketiciye ulaşması aşamasına kadar geçen sürede israf edilen sebze ve meyve israfı ya da oranı daha doğrusu %53'leri buluyor. Yani yarıyı geçiyor. Hakikaten çok dikkatli olmamız gereken bir husus. Uzatmayalım. Madem Cenab-ı Hak israf edenleri sevmediğini ifade ediyor, israftan, her çeşit israftan uzak kalmalıyız. İktisadı hayatımıza hayat yapmalıyız. Tutumlu olmalıyız. Yememizde, içmemizde, giymemizde, gezmemizde, duygularımızda, hayalimizde. Kısacası her şeyde iktisadı, kanaati hayatımızın ortasına geliştirmeliyiz. Ta ki Cenab-ı Hak bizi muhabbetiyle, rahmetiyle, rızasıyla istikbal etsin.